çizim 4 ile beraberiz. Bugün bir makine testeresi çizeceğim. Bir nevi de tasarlayacağız. Çünkü ben testerenin sadece çapına sahibim. 85 milimetre. O da orta standart bir değerdir. Önce birim sitemizi dönüştürdük. Sonra üst düzlemle çizmeye başlıyorum. Üst düzleme bir çizim oluşturdum. Şöyle bir çember çiziyorum ve çemberi 30 milimetre tanımlayacağım. Sonra Extruded Boss Base ile Thin Feature'dan 85 milimetre çapında kalınlığı 2,5 milimetre olan bir mid plane ayrıca bir plaka yarattım. Şöyle. Buna bir materyal atayabiliriz. Böyle parçayı seçip iki yüzeyini de şuradan metal, çelik, şimdilik satin finish olsun. Sonra değiştiririz. Sonra bu yüzeyde bir çizim oluşturuyorum. Şu şekilde. Önce bir centerline çizeceğiz. Şöyle tam dik olduğundan emin olmalıyız. Bir de şu options'tan image quality, bunu sona çekin. Güzel gözüksün. Uğraştırmasın bizi köşelerle. Buradaki çözünürlüğü artıracaktır. Sonra şuradan 3 point corner rectangle ile şöyle bir dikdörgen çizdim. Bunun ölçüleri 1,5 milimetreye 6 milimetre olacak. Sonra şu noktayı çemberin dış çizgisiyle coincident ilişkisini yapacağım. Şöyle. Bir de şu noktayla şu noktayı dik hale getirdim. Tamam. Sonra şu iki çizgi arasındaki açıyı tanımlamalıyım ki dikdörgenim tam tanımlansın. Bu 11,25 derece olacak. Şöyle. Bunu yaptık. Sonra offset entities ile dış çizgiyi reverse içeri doğru offset ettim 10 milimetre uzaklığında. Şöyle ve bunu da construction geometri yapıyoruz. Yani şöyle centerline olduğu da bir nevi. Sonra böyle bir centerline çekeceğiz. Şuradaki çembere. Ve bu iki çizgi collinear, yani doğrusal olmalı. Şöyle. Doğrusal yaptık. Sonra bir çember çiziyoruz. Çemberimizin çapı 5 milimetre olacak. Bu da construction geometri olmalı. Çemberle şu çemberi teğet, bir de şu çizgiyle teğet olmasını istiyorum. Şu şekilde. Teğet yaptım. Sonra bir çizgi alıp aynı şekilde şu çemberden bir teğet, evet, yakaladık. Bir teğet çiziyorum. Şöyle herhangi bir uzunlukta fark etmez. Şöyle şuraya coincident bir çizgi tanımladım. Bu şekilde. Sonra buradan şuraya küçük bir çizgi çizmeliyiz. Sadece bunların hepsi geometriyi tamamlamak için. Geometriyi tamamlamak ve tanımlamak için. Şu ikisini yine teğet yapıyorum. Ve 3 point arc ile şu şekilde şu noktayla şu noktayı seçip şuradaki çembere kadar çekiyorum. Oraya bir tane arc çizdik. Evet, şu an mavi gözüküyorlar. Çünkü bir
ölçü tanımlamamız gerekiyor. Şurasıyla şurasını 28 derece tanımladım. Dediğim gibi tasarlıyoruz. Hani ölçüler çok önemli değil. 30 olsa da olurdu. Ama 28 havalı duruyor. Şu şekilde. Sonra şunu construction geometriye çeviriyoruz. Aynı şekilde bu çizgiyi de. Bunlar çünkü extrude cut yaparken sistemin kafasını karıştıracak olan çizgiler. Şimdi şöyle tanımlamış olduk. Tek yapmamız gereken şu noktaları birleştirmek. Ama ilk aklımıza gelen şekilde şöyle birleştirdiğimizde şurada bir fazlalık kalacak. O yüzden bunun olmamasını istiyoruz. Şöyle yapacağız. Bütün geometri için alsın diye. Bakın gördüğünüz gibi siyah oldu. Yani tam tanımlandı. Şimdi extrude cut ile bunu gördüğü gibi keseceğim. Evet, kestik. Şimdi bunun gibi circular pattern ile önce direction'ı seçiyorum. Şu çember etrafında dönecek. Sonra da hangisini döndüreceğiz onu seçiyoruz. Cut extrude'u seçtim. Şu an 6 tane yapacak. Eşit aralıklı. Biz bunları 36 tane istiyoruz. Evet, oldu. Sonra herhangi bir dişliğe gelip çizim oluşturuyorum. Yakınlaştım. Tam dik bakalım. Çizgiyi alıp köşeden önce şurayı convert ediyorum. Yani bir çizgi haline getirdim. Tek boyutta. Şöyle ölçüsü önemli olmayan bir çizgi çiziyorum. Birazdan tanımlanacak çünkü. Sonra bunun ölçüsünü kaç olsun? Mesela 3 olsun. 3 olarak tanımladım. Bunu kesiyorum. Şöyle kestik. Şurada keskinliği almamız lazım. O yüzden bir de fillet uygulayalım. Mesela 3 milimetre. Evet, güzel oldu. Şimdi asıl kesici dişi tasarlamamız gerekiyor. Onu da şu bölgeye yapacağız. O yüzden yine aynı yüzey çizim oluşturursak yanılırız. Çünkü ilk boss base'imiz mid plane'di. Yani top plane'e bakarsak şu an tam çizimimizin ortasında duruyor. O yüzden çizimimizi top plane'e oluşturmamız gerekiyor. Aksi takdirde çizim ortalanmamış olacak. Şimdiki yapacağımız diş. Top plane'e bir çizim oluşturup dik bakıyorum. Şöyle geldim. Burada serbest bir geometri çizeceğiz. Önce şu kısa çizgiyi convert etmeliyim. Tek çizgi haline getirdim. Sonra şöyle serbest geometri. Yalnız şu ikisi, pardon, şu ikisi linear olmalı. Üst üste çakışık. Tamam. Şunun ölçüsünü tanımlayalım. 6,5 olsun. Sonra serbest bir geometri çiziyoruz. Mesela testere dişi nasıl olur? Ona benzer bir şekilde. Yani az çok benzedi. Sonra şu iki çizgiyi paralel yapmalıyız. Doğal olarak. Açı tanımlamalıyız. Şurada bir açı tanımlayalım. 116,5. Şu ölçü 2,25 milimetre. Bir de şurayı tanımladık mı? Tamam olacak. 60 derece olsun. Şöyle bir diş yaptık. Bunu Extruded Boss Base ile 3 boyutlu hale getireceğim. Mid Plane'i alıyorum. Şu şekilde. Parçamızın kalınlığı 2,5'tu. Tam 2,5 olunca güzel durmaz. Zaten testere gördüyseniz onlar da tam o kalınlıkta değildir. 2,9 olsun mesela. Biraz fazla olsun. 2,9 oldu. Tamam. Bir de şuna bir draft atalım. Açılandırma bir nevi.
Önce draft yapacağımız yüzeyi seçiyoruz. Bu draft'ın çekme yönüdür. Sonra bize burada hangi kenarların çekileceğini söylüyor. Draft face olarak gösteriyor burada bize. Bir de kaç dereceyle çekeyim diyor burada. 3 derece olsun mesela. Şöyle güzel bir açılandırma yaptı. Tabii ki de bu dişlerin çok dayanmasını isteriz gerçek hayatta. O yüzden bu parçayı tıklayıp bunu karbon steel, yani yüksek karbonlu çelik olarak ayarlayabilirseniz tok darbe dayanımı yüksek, sağlam olur. Bir de boyayalım bunu. Mesela koyu gri. Şöyle yüzeyleri tek tek seçiyoruz. Şöyle. Tamam. Boyadık. Güzel oldu. Sonra başka bir işlem yapacağız. Tekrar bu yüzeye bir çizim oluşturdum. Bir center line çizeceğim. Yakınlaşıp şuradaki çemberin kenarına geldiğimizde daha çemberin merkezini gösterecektir. Merkeze center line çizdim. Yine aynı şekilde 3 nokta dikdörtgeni ile şöyle serbest bir dikdörtgen çiziyorum. Bunu tanımlayacağım. Genişliği 1.25 olsun. Sonra şu 3 noktayı alıp bunları simetrik yapmak istiyorum ben. Aynen şu şekilde. Simetrik yaptım. Bir de şu noktayla çemberin çizgisini coincident ilişki tanımladım. Şu şekilde. Sonra aynı çizgi üzerine bir tane çember çizeceğim. Çemberin ölçüsü 3 milimetre olsun. Çemberle şu noktayla çemberin merkezi arasında dik olarak 10 milimetre uzaklık olacak. Sonra şu noktayla çemberi birleştiriyorum. Make coincident diye. Birleşti. Hepsi tanımlı şu an. Sonra yakınlaşıp şu çemberle şu çizgiyi Construction Geometry'ye çeviriyorum. Tekrar 3 point arka alıp şu iki noktayı seçip çekiyorum. Buraya geldiğinde zaten rengi değişiyor. Saldım. Tanımlanmış bir çember verdi bana. Yarım çember. Sonra burada bir fillet işlemi uygulayacağız. 2 milimetre olsun. Şu şekilde. Oldu. Şimdi bunu keseceğiz extrude cut ile. Bunu true al diyorum. Kestik. Güzel oldu. Şimdi bu yaptığımız işlemleri circular pattern ile bütün parçalara yayacağız. Önce circular pattern'i seçip direction seçiyorum. Şöyle 360 derecede. Features'tan önce bir cut extrude şu body'yi seçiyorum. Görüldüğü yapacak 36 tane. Ön izlemesi gözüküyor. Ama geometri pattern'i uncheck ediyorum. Buradan. Evet. Parçaları kopyaladı. Dişleri. Bu şekilde. Yoksa aynı. Sonra şuradaki kesim işlemi ve fillet'ı ayrı ayrı yine kopyalayacağız. Tekrar circular pattern ile direction seçtim. Sonra Features and Face'ten şu kesim işlemini seçeceğim. Direction'ı seçelim. Evet. Bunlar da ön izlemesi gözüktü. Tekrar kestik. Evet, hepsi kesildi. Son bir tane kaldı. Fillet.
Circle pattern gibi. Bunları neden ayrı ayrı yaptım? Şimdi Fillet'te geometri pattern'i seçmek zorundayız. Onun tanımlanması için. Şöyle seçtiğimizde. Mesela şimdi şöyle yapalım. Burada rebuild error veriyor. Bu hata olmuyor diyor. Sonra bunu geometri paterni seçiyoruz. Tekrar tıklayınca oldu. Bunun nedeni tam olarak ben de bilmiyorum. Henüz öğrenemedim. Ama öğrenince tam olarak açıklayacağım. Son bir pattern işlemimiz kaldı. Şunu çoğaltmak. Yine circular pattern ile direction seçtim. Cut extrude 3. Ama bunların 36 tane değil. Testerelerde bunlardan ya 4 tane ya 6 tane olur. Bu şekilde. Ben 6 tane yapacağım. Evet. 6 tane oldu. Şu an testlerimiz bitti aslında. Bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şuralara fillet uygulayabilirsiniz kenarlarına. Fark etmez. Şu parçayı isterseniz şöyle mesela kumlanmış çelik şu şekilde görünüyor. Yapabilirsiniz. Ama şunların dediğim gibi yüksek karbonlu çelik olması lazım. Çok dayanması için. Maliyetlidir ama iyidir. Makyaj işlemleri böyle. İsterseniz titanyum yapın. Yani siz bilirsiniz. Bizim işlemimiz bitti. Herkese iyi akşamlar.